Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Hem seçim sonuçları ve piyasa üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz bugün Finans Merkezi'nde. Hem de aynı zamanda Devlet Eski Bakanı Işın Çelebi ile birlikte seçim sonrasında uygulanabilecek ekonomik politikalar, bugünkü seçim sonucunu doğuran ekonomi tarafındaki yaşanan gelişmeler, tüm bunların detaylarını almaya, yorumlamaya çalışacağız. Önce şu ana kadar seçim sonrasındaki ilk işlem gününde olup bitenler neler, onları hatırlayalım. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ikinci tura kalırken Erdoğan'ın oyu %49,5, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %44,86 seviyesinde açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener bu sonuçlarla ikinci tur seçimin 28 Mayıs'ta yapılmasının kesinleştiğini açıkladı. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'deki seçimlere ilişkin yayınladığı değerlendirmede yeni Erdoğan döneminin ortodoks dışı çizginin devamı olacağını belirtti. Moody's, çok yüksek enflasyonla birlikte makro ihtiyati tedbirlerin ve ağır kur baskılarının devamını beklediklerine işaret etti. Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında 132,5 milyar lira, ilk 4 ayda ise 382,5 milyar lira açık verdi. Nisan'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %63,3 artarak 267,9 milyar liraya, bütçe giderleri ise %86,9 artışla 400 milyar liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Mart ayında 14 milyon 757 bin kişi oldu. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin Mart ayı sanayi üretim verilerini duyurdu. Buna göre Euro bölgesinde sanayi üretimi Mart'ta Şubat ayına kıyasla %4,1, Mart 2022'ye göre de %1,4 düşüş kaydetti. Haber başlıklarını aktardık. Çok hızlıca piyasalardaki rakamlara göz gezdirelim şimdi. Borsa İstanbul açılışla birlikte sert aşağı geldi. Endeks dip noktasını açılışla birlikte 4.475 puanda gördü. Devre kesti. Sonrasında ise kısmi alımlarla birlikte şu anda %3,86 aşağıda. 185 puanlık düşüşle 4.610 puandan işlem görüyor. Buna mukabil özellikle bankacılık endeksinde %9'un üzerinde kayıplarla seans devam ediyor diyelim. Banka hisselerinin çoğu taban oldu. Dolayısıyla şu an itibariyle kilitlenmiş durumda, işlem geçmiyor diyebiliriz. Sanayi endeksteki düşüşler ise %1,15 seviyesine işaret ediyor. Dolar TL'de 19,66-19,77 arasında fiyatlama var. Euro TL'de 21 lira 42 kuruş. Nispeten daha sakin bir kur piyasası olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte özellikle seçim öncesinde çok net bir şekilde görülen serbest piyasa, bankalar arası piyasa arasındaki ayrımında bugün itibariyle azaldığını, 1 liranın altına kadar geldiğini gözlemliyoruz. Şu an itibariyle 20,5 liralar seviyesinde serbest piyasada dolar TL kotasyonları görebiliyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin CDS'inde bir yükseliş var. 607 bas puan seviyesine kadar geldik. Kabaca 100 bas puan kadar cuma günkü kapanışın üstüne çıkmış olduk böylelikle. Aylık opsiyon oynaklıkları ise %35'lere kadar gerilemiş oldu. Onu da ifade edelim. Diğer yandan Avrupa borsalarına baktığımızda sınırlı artılar ve karışık bir seyir var. Londra'da FTSE'de %0,3 kadar artı var ama diğer endeksler Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da kayıplarla günü sürdürüyor ama küçük kayıplar. En yüksek kayıp Milano borsasında %0,3 seviyesi ile. Amerikan vadelilerine de bakalım, orada da sınırlı artılar var. Özellikle Dow Jones ve S&P 500 tarafında %0,1'lerde, Nasdaq vadelileri ise %0,2 civarında artıda gösteriyor açılış seviyelerini.
Petrol fiyatlarında sınırlı yükselişler var. 74,5 dolar Brent petrolle gördüğümüz seviye. 70,5 dolar ise hemen hemen buralarda bir fiyatlamayı da New York tipi ham petrolle görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 2016 dolar seviyesinde. Gram altınsa 1274 lira seviyesinden alıcı buluyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra Ebru Usta bizlerle birlikte şimdi. Ebru, özellikle rakamlara baktığımız zaman biraz önce de aktardık. Özellikle CDS'de bir yukarı yönlü hareket ki geçen hafta bunun tersini görmüştük. Özellikle anket sonuçlarına bakılarak artı bankalar önderliğinde ciddi bir alım görmüştük. Şimdi bunun tamamen tersine döndüğünü gözlemliyoruz seçim sonuçları ardından. Evet, geçtiğimiz hafta %26'lık bankacılık endeksinde bir artışın ardından bugün taban seviyeler görüyoruz borsa tarafında. Geçtiğimiz hafta borsa geneline baktığımızda da özellikle pazartesi ve perşembe günlerinde ciddi alımlar görmüştük. Hafta genelinde de %9'luk kazanç vardı. Bugüne baktığımızda terse bir gidiş var. İlk saatlerde, ilk dakikalarda Borsa İstanbul devre kesti %6'yı aşan kayıpla birlikte. Ardından bir miktar toparlama geldi ve bu toparlanma sanayi ve ulaştırma hisseleriyle geldi. Bankacılık endeksi hala taban seviyelerde. Örneğin Yapı Kredi Bankası'nda 70 milyon lot tabanda bekliyor. Koç Holding'de yine aynı şekilde, holdingler tarafında da satışlar çok sert şekilde devam ediyor. Ama bankacılık endeksinin geçtiğimiz haftanın tam tersi, yani geçtiğimiz hafta pozitif ayrışan bankacılık endeksinin şu an itibariyle negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul Yüz Endeksindeki seviyelere baktığımızda geçtiğimiz haftaki yine yukarı gidişin tam tersi döndüğünü görüyoruz. Şu an itibariyle 4600 puanda bir BIST 100 endeksi var. Yabancı takas oranına baktığımızda %30'un üzerine çıktığını görüyoruz şu an itibariyle, ama bu iki işlem günü öncesindeki takas gerçekleştirmelerini gösteriyor bize. %30'a ilk kez uzun zaman sonra çıkmış bir yabancı takas oranı var. Hacme baktığımızda yine artış var hacimde de. Bundan sonraki süreçte 4500'lü puanları takip edeceğiz. Bundan sonraki günlerde, ki geçtiğimiz deprem sonrasındaki günlerde 4500'lü puanlara inmişti. Ardından geçtiğimiz haftadan bir önceki haftada yine bu seviyelere inmişti. Şimdi tekrar bu yönde bir gidiş var. Ama toparlama gelirse bankacılık endeksiyle gelebilir. Bu yöndeki izlemeyi de sürdürecektir mutlaka piyasalar. Özellikle bankacılık hisselerindeki taban seviyelerden ne zaman kurtulacağı ile ilgili seviyeler özellikle takip edilecektir. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yine İş Bankası tamamında, haftanın tamamında İş Bankası'nın %30'un üzerinde değer kazandığını görmüştük. Garanti Bankası'nın yine %30 civarında değer kazandığını görmüştük. Akbank'ta yine %26'lık seviyeler vardı, kazançlar vardı. Yine Yapı Kredi Bankası'nda aynı şekilde %25'lik kazançlar vardı. Bugün tam tersi bir görünüş var. Diğer taraftan hem sanayi hisselerinde toparlanma var, sabah saatlerinden itibaren bir miktar toparlanma diyelim, hem de ulaştırmada. Bir yandan da geçtiğimiz haftaki yine tersi gidişlerden bir tanesi de halka arz hisselerinde yan tahtalarda zayıf bir görünüm vardı. BIST 30 hisselerinde alımlar yoğunlaşmıştı geçen hafta. Bu haftaya baktığımızda halka arz hisselerinde de bugün itibariyle bir miktar daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Bugün de iki yeni halka arzın sonuçları geldi. Son rekor Big Chef's'ten önceki halka arzaydı. CV Enerji'de 2.34 milyon. Bugünküler bir miktar daha zayıf kaldı, onu da belirtelim. Halka arza katılım sayılarında daha düşük tutarlar var, daha düşük yatırımcı sayıları var. CDS'de dikkat çekici bir piyasa fiyatlaması oldu. 600 bas puan üzerine çıkan bir CDS vardı. Bugün itibariyle ise yine 604 puanlarda olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 477 bas puana kadar gelmişti CDS. 10 yıllık tahvil faizleri bugün %15'e yükselse de şu an itibariyle %11.6'lar seviyesinde. Cuma kapanışı %12.78'deydi. Dolar TL kurunda da sakin bir seyir olduğunu aktarabiliriz. Açalım. Ebru, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi biraz önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in yaptığı açıklama ve detaylarını konuşmak üzere telefon attığımızda Alican Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican, seçimin ikinci tura kaldığını YSK Başkanı resmi olarak açıklamış oldu. Dolayısıyla bundan sonraki takvim nasıl işleyecek? Şimdi bir kere resmi sonuçlar daha açıklanmadı ama şunu söylüyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: yurt içinde katılım oranı %88.92 ve tüm sandıklar açıldı. Yurt dışında ise %52.99'luk bir
katılım var ve veri girişi devam ediyor yurt dışında aslında. Halen 35.874 oyun Yüksek Seçim Kurulu sistemine veri girişi devam ediyor. Ancak bu oyların tamamını adaylardan herhangi birisi alsa bile, Sayın Erdoğan'ın önde olduğunu görüyoruz zaten, bütün oylar Sayın Erdoğan'a gitse bile en fazla oy oranı %49.54'e yükselebiliyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanı net olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura gittiğini ifade etmiş durumda. Bu kapsamda 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur gerçekleştirilecek. Şimdi oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik yok. İkili seçimde birinci sırada Tayyip Erdoğan'ın ismi, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu ismi yer alacak. Propaganda süreci resmen başlamış durumda. Yani şu andan itibaren iki cumhurbaşkanı adayı resmen propagandalarını gerçekleştirebilirler pazar gününe kadar. Takvimde şöyle bir durum var, yalnız onu aktaralım. Şimdi bugün ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılabiliyor. Yapılmaya da devam edecek ve bugün gün içinde ilçe seçim kurulları bu yapılan itirazlara bir cevap vermek durumunda. İlçe seçim kurullarının kararlarını bugün itibariyle vermesinden sonra yarın il seçim kurullarına itiraz süreci başlıyor ve yine aynı gün içerisinde, yani yarın gün içerisinde il seçim kurullarından bu itirazlara cevap gelecek. Geldik çarşamba gününe. Çarşamba günü bu sefer itirazlar, eğer ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlardan bir sonuç alınamadı ve hala itiraz yapılması düşünülüyor ise bu sefer Yüksek Seçim Kurulu'na yapılıyor itirazlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bu sefer aynı gün içerisinde cevap vermek zorunda değil, bir gün daha fazla süre var. Perşembe gününe kadar, perşembe günü gün sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu'ndan da kendisine yapılan itirazlarla ilgili bir karar çıkacak. Ve 19 Mayıs günü resmen kesin aday, kesin liste resmi gazetede yayınlanacak ve ondan sonra da devam eden süreç var. Dolayısıyla 28'ine devam eden süreçten kastım da şu, yurt dışında oy kullanmalar başlayacak. 24'üne kadar bu oy kullanmalar devam edecek ve aynı zamanda da yurt içinde de oy kullanmak için hazırlıklara başlanıyor. Bu kapsamda net olarak artık bugün itibariyle şunu söyleyebiliyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu'na gelen açıklama sonrası şu anda en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Cumhurbaşkanlığı seçimleri pazar günü itibariyle gerçekleştirilecek. %49.51 Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy, 27.088.360 gözüküyor. Son rakamlarda daha üzerine yurt dışından gelecek oylar eklenecek ama şu andaki durum en azından bu. Ve ikinci olan aday da Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, %44.89, 24.568.196 oy. Şu anda tamamen gündem, ki açıklamalar da geldi zaten hem partilerden hem genel merkezlerden. Az önce Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir açıklama da var. Kendisinin aralıksız çalıştığına, olan bitene dair net tespitlerini aktaracağına ilişkin, muhtemelen az önceki Yüksek Seçim Kurulu açıklaması sonrası akşam saatlerine doğru hem Recep Tayyip Erdoğan'dan veya genel merkezden hem de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veya genel merkezden yeni bir değerlendirme gelecektir. Süreç şimdi 2.829.000 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerini nasıl etkileneceğine gelmiş durumda. Çünkü kamuoyu araştırmalarının, çalışmalarının aksine %5'in üzerinde bir oy almış durumda Sayın Oğan ve %5'in üzerindeki bu oyun, bu seçmenin hangi aday tarafına çekileceği veya bu seçmenleri etkilemek için hangi adayın nasıl bir yol haritası izleyeceği konusu şu an itibariyle soru işareti. Dolayısıyla önümüzdeki propaganda sürecinde resmen başladığı açıklandıktan sonra önümüzdeki süreçte artık iki adayın bu seçmenleri kendi tarafına nasıl çekeceği yönündeki durum kalmış durumda. Meclis tarafına geçersek de orada da önemli bir durum var, parlamento içerisinde söylüyorum. Çünkü parlamentoda da ittifakların milletvekili sayıları geçtiğimiz hafta içerisinde anketlere ve kamuoyu araştırmalarına yansıyandan daha farklı. Cumhur İttifakı'nın istenilen hakimiyeti, parlamentoda kendi istedikleri hakimiyeti ele aldığını görüyoruz. Bu kapsamda %49.3, 321 milletvekili çıkarmış durumda Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunun karşında Millet İttifakı %35.1 ile 213 milletvekili. Emek ve Özgürlük İttifakı ise %10.5 ile 66 milletvekili
çıkarmış durumda. Meclisteki birinci parti %35.43'lük oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi 266 milletvekili çıkarmış durumda. Bir önceki seçimlerle 2018 seçimleriyle kıyaslarsak 2018 seçimlerinde AK Parti %42.56 oyla 295 milletvekili çıkarmıştı. Oy oranı dolayısıyla oy oranının %7.1 vekil sayısının ise 29 azaldığını söyleyebilirim AK Parti'nin. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olarak gözüküyor. %25.40 oyla parlamentoda 169 vekili var şu an itibariyle. 2018 seçimlerine göre oy oranını %2.75, vekil sayısını ise 23 artırdığını görüyoruz ama burada şöyle bir nüans var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde listesinde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin adayları da var. Ve toplamda 37 ismin bu 4 partiden milletvekili olarak girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu isimlerin mazbatalarını aldıktan ve yeminlerini ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp kendi parti sıralarına geçtiğini düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili sayısı olarak 2018 seçimlerinin altında olduğunu söylemem lazım. Yeşil Sol Partisi'nden seçime HDP Yeşil Sol Partisi parti listesinden seçime girmişti. %8.79'da 62 milletvekili çıkardığını görüyoruz. Aynı ittifak içerisinde yer alan ancak bazı illerde kendi listesini çıkaran Türkiye İşçi Partisi'nin de 4 milletvekili var. Dolayısıyla 66 milletvekili olarak sayılabilir Emek İttifakı'nın milletvekili sayısı. HDP'nin 2018 seçimlerindeki oy oranı %11.70'ti. Yaklaşık %3'lük bir düşüş var. Ve 67 milletvekili vardı. Milliyetçi Hareket Partisi kamu araştırma şirketlerinin en çok yanıldığı siyasi parti olarak düşünülebilir. Üçüncü parti alınan oy oranı itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi %10.05 oy oranı var. 2018 seçimlerine göre vekil sayısını bir arttırmış gözüküyor. Evet. 50'ye ulaşmış gözüküyor. İyi Parti ise yine 2018'e göre %9.76 oy almış ve 44 vekil çıkarmış. Yani parlamento tarafında Cumhur İttifakı'nın istemiş olduğu, beklediği oy oranına ulaştığını söyleyebiliriz Millet İttifakı'nın aksine. Ancak şu anda gözler 28'indeki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar iki adayın, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iki hafta içerisinde nasıl bir performans göstereceği ve ne gibi söylemler üreteceğine kilitlenmiş durumda. Akşam saatlerinde de iki isimden en azından kendilerinden veya genel merkezlerinden resmi bir açıklama gelmesini bekliyorum açıkçası. Alican, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Araştırma masasına gidiyoruz. Tuğba Özay bizlerle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba Özay, özellikle seçimlerin ilk bacağı geride kaldı. Şimdi ikinci tura gideceğiz. Özellikle son dönemde bu yıl seçim olması hasebiyle de Türkiye'nin hem politik risk unsurları açısından diğer gelişen ülkelerden biraz negatif ayrıştığını görüyoruz. Hem de aynı zamanda biraz risk parametreleri üzerinde de bozulma söz konusuydu. Şimdi belirsizlik biraz ortadan kalkınca hem serbest piyasa marjının daraldığını hem risk parametrelerinin nispi bir normalleşme içerisinde vadeli tarafta özellikle girdiğini görüyoruz. CDS yüksek ama diğer taraflarda nasıl durum? Evet, aslında politik risk skoruna baktığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerde yazdığımızda Aralık ayından bu yana artan bir politika riski var ülkenin. Diğer işte turuncu ile görmüş olduğumuz gelişmekte olan ülkelerin politik risk skoru. Burada özellikle gelişmekte olan ülkelerden ayrışmamızın nedeni fiyatlamalara da zaten bu yansıdı. Gerek borsa tarafında gerek opsiyon piyasası tarafında vadeliler tarafında geneline yayılan bir yansıma fiyatlama söz konusuydu. Özellikle opsiyonlar tarafında baktığımızda opsiyonlar aslında önce olarak kabul edilmez ama piyasaların beklentisini yansıttığından önemlidir. Aslında bir nevi de önce olarak da kabul edilen verilerdir. Şimdi baktığımızda bir haftalık oynaklık fiyatlamasına baktığımızda geçtiğimiz hafta seçim öncesi burada seninle bunu konuştuğumuzda %64'lerdeydi. Orada şu anki politik oynaklık fiyatlamasına baktığımızda %15.56'ya gerilemiş olduğunu görüyoruz. Şimdi morla görmüş olduğumuz alım satım opsiyonu farkı, yani risk reversal dediğimiz
aslında oradaki opsiyonlar tarafındaki bir ve piyasanın beklentilerini gösteren öncü bir gösterge. Efendim de bahsetmiş olduğun gibi CDS risk primine baktığımızda orada bugün sabah saati itibariyle 600'lerin üzerine çıkan bir risk priminden bahsediyoruz. Bir haftalık oynaklık fiyatlamasına baktığımızda da orada da bir miktar geri çekilme var. Şimdi dolar TL tarafında özellikle fiyatlarda bir geri çekilme olmamasına rağmen özellikle kapalı çarşıyla piyasa arasındaki makasın daraldığını görüyoruz. Kapalı çarşı tarafında %5,5 oranında bir gerileme var. Aradaki makas da 1 TL'ye kadar düşmüş durumda şu anda. Bu şu anlamda önemli aslında. Bir tarafta opsiyon piyasasında, bir tarafta işte vadeliler tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda buradaki riskin düşüyor olduğu beklentisi. Yani özellikle işte ilk turda bitecek mi, bitmeyecek mi bunları konuşuyorduk geçtiğimiz hafta içerisinde. Özellikle Sayın İnce'nin görevden çekilmesi, adaylıktan çekilmesi bir miktar daha ilk turda bitecek beklentisini artırmıştı ama risk primi hala çok yüksekti. Şu an itibariyle biraz daha özellikle vadeliler tarafında kurun düşmüş olduğunu görüyoruz. Bir aylık forvard işlemlere baktığımızda da orada zirni oran sabah saatlerinde örneğin %64'ler seviyesindeydi. Şu an %40'lara kadar gerilemiş durumda. 3, 6 ve 9 aylıklara baktığımızda hatta 1 yıl vadeliye kadar baktığımızda orada da bir gerileme ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle swap piyasası tarafında Londra'dan işte gecelik borçlanma faizine baktığımızda onun yüksek olduğunu görmüştük. Ama fiyatlamalar kur tarafında hani borsa tarafında şu an tam anlamıyla oturmuş olduğundan bahsedemiyoruz. Çünkü orada bir pozisyon değişimleri var. Bir tarafta işte geçen haftaya baktığımızda ilk turda bitecek ve bir değişim yaşanacak, yönetim değişimi yaşanacak fiyatlamasıyla alınan varlıklar var. Şu anki gelinen tabloda ikinci tura kaldı. Karşı tarafın yönetim kazanma şansı yüksek fiyatlamasıyla hisselerde pozisyonlarda değişim olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan baktığımızda da işte riskten korunma maliyetlerinin rekor seviyelere yükselmiş olduğunu görmüştük geçtiğimiz haftalarda. Bu aslında 2005 yılından bu yana görülen en yüksek rakamdı. Orada da bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle önümüzdeki 2 hafta volatilite yüksek olacaktır muhtemelen. Ama şu anki fiyatlamada biraz sakinleşme var diyebilirim açıl. Teşekkür ediyoruz Tuba, aktardığın bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Londra'ya gidiyoruz şimdi. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Türkiye'deki seçimin Avrupa'daki yansımaları ve Avrupa piyasalarındaki fiyatlamaları nasıl? Açıl, evet, bugün Avrupa borsalarını yakından takip ettiği gelişmelerden biri de Türkiye'deki seçim süreci. Özellikle Türk bankalarıyla, şirketleriyle ortaklığı olan Avrupalı şirketlerin hisselerini yakından takip ediyoruz. Türkiye Garanti Bankası'nın çoğunluk hissedarı olan İspanyol Banka BBVA hisselerinde sabah saatlerinden bu yana %4'ü aşan oranda düşüş söz konusu. Hisseler %4,5 oranında değer kaybediyor ve Stoxx 600 endeksi içerisinde en sert değer kaybının yaşandığı hisse durumunda bulunuyor. Garanti hisselerinde yaşanan düşüşü takiben. Diğer tarafta tabii bu düşüşün nedenine baktığımız zaman şu anda Türkiye'de en büyük operasyona sahip Avrupa Bankası'nın olduğunu söyleyebiliriz. İspanya'nın en büyük ikinci bankası BBVA ve 2022 yılı sonu itibariyle garantinin bankanın toplam varlıkları içerisindeki payı %9 seviyesindeydi ve Türkiye birimi İspanya ve Meksika'nın ardından üçüncü büyük pazarı konumunda bulunuyor. Hatta 2021 yılında Türkiye'deki varlığını, operasyonlarını güçlendirmişti BBVA ve Garanti Bankası da ilk çeyrekte 277 milyon euro ile beklentilerin üzerinde kar açıklayarak hisse performansına olumlu katkıda bulunmuştu. Diğer tarafta baktığımız zaman TAV Havalimanları'nın %46 hissedarı olan Eurode Paris hisselerinde %0,7'lik bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. TEP hissedarı BNP Paribas hisselerinde yatağa yakın sınırlı düşüş söz konusu ve bugün Avrupa borsalarına bakacak olursak endekslerde karışık bir seyir var. Yatağa yakın bir seyir öne çıkıyor. Sınırlı hareketler görmekteyiz. Açıl Sezen. Teşekkür ediyoruz Ceren. Aktardığım bu notlarla bu bölümü de kapattık. Kısa bir aramız var. Sonrasında Devlet Eski Bakanı Sayın Işın Çelebi ile birlikte karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Değerli bir konu ağırlıyoruz. Seçim sonuçlarını değerlendirmek için bu bölümde Devlet Eski Bakanı Sayın Işın Çelebi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bir yandan seçimin aslında bir ekonomik sonuç, yani seçimin sonuçlarını gördük. İkinci tura kaldı. Fakat bir taraftan ekonomik olarak bu sonuçları doğuran faktörler, bir de bundan sonrasında uygulanabilecek olan politikalar. Bunların çerçevesini oturtmak isteriz açıkçası buradaki yayınımızı. Öncelikle seçim sonuçlarını bir hızlıca nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım. Ekonomi, enflasyonun çok yükseldiği, piyasaların çok gerildiği, kısıtlamaların çok arttığı bir ortamda yaptı bu seçimi. Ancak sonuç itibariyle görünen o ki şu an itibariyle ekonomideki o canlılık ve istihdam kaybının olmayışı siyasi tercihler üzerinde enflasyonun yüksekliğine nazaran daha fazla etki yaratmış gibi duruyor. Nasıl yorumlar, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bütün unsurlarıyla bakalım. 2022 yılı büyüme hızı %5,5'un üstünde oldu. Bu tabii önemli bir genişlemeye de yol açtı. Ve bu yapı hem emekli maaşlarının artmasına, hem erken emekliliğin EYT ile beraber devreye girmesini, hem asgari ücretlerin yukarı çıkmasını sağladı ve geniş bir harcama kanalı oluştu ve bu kanal birçok kesime yayıldı. Örneğin emekli maaşları 5000 lira düzeyinden 8000 lira düzeyine çıktı. Ve memur maaşları da 22000 lira düzeyine çıkarılacağı vaat edildi. Böyle bir genişleme sürecinde 5,5 gibi büyüme hızının olduğu, ki bu tüketime dayalı bir büyüme, bu yapıda seçmen günlük yaşamına bakarak tercihlerde bulunduğunu görüyoruz. Ama şu bir gerçek, bunun yanında seçmen gelir dağılımında bozulduğunu belirtmemiz lazım. Yani son 3-4 yılda gelir dağılımı ciddi biçimde bozuldu. En düşük gelir gruplarının toplam gelirden aldıkları pay %35'ten 26'ya düştü. Yani bir nevi fakirleşme ve eşitsizlik hızı da arttı. Bu fakirleşme ve eşitsizlik hızının artması gelir dağılımının negatif anlamda bir etkisi de benim gördüğüm kadarıyla belli kesimleri kendini korumak için inançları doğrultusunda hareket etmeye yönlendirdi. Burada böyle bir tablo var. Yani hem gelir dağılımının bozulması, hem gayri safi milli hasılanın artışından yaratılan gelirden pay almanın artışı farklı biçimlerde kitleleri etkilediğini görüyoruz. Bu bence çok önemli. Üçüncü önemli bir nokta, piyasalar sıkıntılı bir sürece girdi sizin de belirttiğiniz gibi. Son 2021 Eylül ayından sonra, son 1,5-2 yılda piyasalar sıkıntılı süreçte, hele son 3-4 aydır müthiş bir dövizde örneğin ikili bir fiyat ortaya çıktı. Piyasalar çalışmamaya başladı. Şimdi bugün görüyoruz ki CDS primleri 600 yayından çıktı. 500'ün altına inmişti. 613 şu anda hatta. 613. 13 şu anda. Yani 500'ün altına inmişti geçen hafta. Dünyadan da yeniden bir sıkıntılı süreci yaşıyoruz. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan, uygulanması gereken şeylerden biri Türkiye'nin hem demokrasisini geliştirmek, hem hukuk yapısını geliştirmek gerekirken gelir dağılımının bozulması, örneğin deprem bölgesinde ki oy tercihlerini de farklı biçimde etkilediğini görüyoruz. Devletin burada rolünün çok aktif olduğu kanaatindeyim. Burada mesela deprem bölgesi ve deprem bölgesinden alınan oylar üzerinde çok fazla tartışma oldu. Fakat dünyada da benzer örneklere baktığımızda, Türkiye'de de geçmiş dönem örneklere baktığımızda genellikle bu nedenle, bu tür doğal afet olabilir başka bir nedenle müşküle düşmüş olan bölgelerde
ana bakış açısının devlete sığınmak ya da yöneticilerin o noktadaki dirayetine sığınmak olduğu anlaşılır. Hani bu çok tartışılmıştı geçtiğimiz dönemde de. Bizim söylediğimiz bir şey değil ama dünyada da birçok yerde benzer şeyler çıkıyor. Anketlerde de çıkıyor, daha sonraki seçim sonuçlarında da çıkıyor. Buna benzer bir şey midir Türkiye'de mesela deprem bölgesinde? Yani bu geçmişte de yapılan çok ciddi sosyolojik araştırmalar var. Fakirleşme arttıkça, yani gelir dağının bozulmasıyla beraber eşitsizlik arttıkça özellikle inançlı kesimler bu inançları doğrultusunda hareket etmeyi daha yoğunlaştırıyor. Ve bu anlamda fakirleşme özellikle alt gelir gruplarında çok net biçimde. Şimdi gayri safi milli hasılada paylaşımına baktığımız zaman TÜİK'in geçen 2021 bazlı araştırmasında da görüyoruz. Alt gelir grupları iyice fakirleştiğini görüyoruz. Bu da inançlı kesimlerin inançları doğrultusunda hareket etmeye sevk ediyor. Bu yapı geçmişte Turan Güneş'in ve Ahmet Naki Yüceköy'ün araştırmalarında çok açık ifade edilmişti. Bu Bülent Ecevit'in bir Demokratik Halk Hareketi'nin de temelini oluşturuyordu. Bu anlamda şu anda deprem bölgesinde karşılaştığımız yapı belli biçimde devletin gücüne ve inançlarının doğrultusunda hareket etme tercihinin ön plana çıktığını gösteriyor. Peki bu seçim sonuçlarından sonra siyasi akıldan ne beklenir? Çünkü sonuç itibariyle bir para politikası var ve bu para politikası alışılmışın dışında birçok da yan etki üretti. Üretmesi beklenen pozitifleri çok fazla üretmemiş olmakla birlikte çok yüksek enflasyon, gelir adaletsizliğinde bozulma vesaire gibi yan etkileri çok tartışıldı. Şimdi bu seçim sonuçları bu politikanın da onayı anlamına gelir mi? Yoksa bu politikaya rağmen bu seçim sonuçları geldi mi dersiniz? Şimdi ben bu politikanın onayından çok düşük gelir grupları, gelir bozukluğunun, gelir dağılımının bozulmasının da etkisiyle 2023 yılı bütçesinin hemen hemen tümünün kullanıldığını görüyoruz. Yani asgari ücretin artışı, erken emeklilik, emekli maaşlarının 5000 liradan yukarıya çıkması, asgari ücret düzeyini yukarıya çekilme talebi, memur maaşlarının 22 bin lira gibi bir noktaya getirilmesi gibi düşünceler ve 2023 bütçesinin hemen hemen bitmiş olması Türkiye'de bir maliye politikasının yeniden gözden geçirilmesinin şart olduğunu gösteriyor bize. Bir normalleşme sürecine ihtiyaç var. Artı döviz piyasalarında ikili fiyatın oluşması, ihracatın ithalatı karşılama oranının %60'a düşmesi, para politikası açısından da ve kur döviz politikaları açısından da döviz getirici hizmetlerin geliştirmesi açısından da yeni bir para politikasına ve yeni bir maliye politikasına ihtiyaç olduğunu bize çok açık ve net anlatıyor. Nitekim biraz önce söyledik CDS prebinin bugün 613'e çıkması, bu 550 düzeyindeydi bir ay önce, 500'ün altına düştü. Şimdi 613'e çıkması bence bir ciddi bir alarm, buna dikkat etmek lazım. Peki Türkiye'nin geçmişini çok iyi bildiğiniz için soruyorum. Türkiye bir dönem bütçe açıklarıyla büyüdü ve iç kaynaklarını kullanmak suretiyle ekonomik büyümesini finanse etti. Fakat bu 94 yılı ile birlikte, özellikle 94 krizi ile birlikte sona eren bir süreç getirdi beraberinde. Daha sonrasında Türkiye cari dengeyle, cari açıkla büyüme modeline doğru bir dönüş yaptı denilebilir zannediyorum. Dolayısıyla şimdi ekonomideki bu suni diyebileceğimiz yüksek enflasyonist ortamın getirmiş olduğu o canlılık ne kadar sürdürülebilir, bu birinci soru. İkincisi, iç kaynaklarla büyüme modeli bu noktaya kadar bizi getirdi ama bundan sonrasında dış kaynak olmadıktan sonra bu büyüme sürdürülebilir mi? Nasıl finanse edilebilir? Birincisi şunu söyleyeyim. Dış kaynak olmadan ekonominin büyümesi mümkün değil bence. Ve 1950'den bu yana Türk ekonomisini incelersek bütün krizler ve sıkıntılar döviz kıtlığından ortaya çıkmış. O bakımdan ödemeler dengesi ve cari işlemler açığı çok önemli.
ve ihracatın ithalatı karşılama oranı çok önemli. Yani üretimi arttırmak ve ihracatı arttırmak verimliliği beraberinde getiriyor. Türkiye sadece iç tüketime dayalı bir büyüme sürecini belli bir süre götürebilir ve piyasaların kilitlenmiş olması şu anda, ki bunun açılması lazım, burada dış piyasayla entegrasyonu arttırarak açılabilir ve ihracatın ithalatı karşılama oranını yeniden %80'in üzerine çıkarmak lazım. Ben hem enflasyonu aşağıya çekmenin yolunun üretimi ve verimliliği arttırmaktan, hem de piyasaları işler hale getirmenin yolunun dış kaynak girişini ve yabancı sermaye girişini arttırmaktan geçtiğini yaşayarak defalarca rahmetli Özal'ın bize söylediği en önemli şey, Türkiye'nin temel probleminin döviz kıtlığı olduğu şeklindeydi. Ve ben bunu çok yaşadım ve gördüm. Şu anda Türkiye döviz problemini çözecek şekilde adımlar atmalı. Ve şu önümüzdeki bir ay bence Türkiye için çok önemli. Burada ne olmasını beklersiniz? Yani bir konvansiyonel politikaya geçiş mi? Çünkü bugün itibariyle Cumhurbaşkanı parlamentoya baktığı zaman mesela 317 milletvekili görüyor. Parlamento çoğunluğunu almış durumda. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir farkla önde. İkinci turu eğer kazanacak olursa, örneğin bir politika değişikliği yapmak isterse bunu yapabilecek bir manevra alanı var. Evet, normalleşme. Ama devam da etmeyi tercih edebilir. Bu bana seçim kazandırdı diye de düşünebilir. Hangisi? Bence normalleşme sürecine geçmesi lazım. Yani seçimin neden kazandığını, ekonomik nedenlerle mi kazandığını tartıştığımızda ben ekonomik nedenlerle değil, harcama politikasıyla kazandığını düşünüyorum. Ekonomiyi normalleşme sürecine makul bir düzeye oturtması lazım. Ve sağlıklı yürümesi lazım. Buradan bunu çok açık ve net ifade ediyorum. Türkiye şu anda ekonomisini gelişi güzel günlük politikalarla yönetemez. Bu anlamda bir normalleşme sürecine ihtiyaç var ve döviz girişlerini artırmak zorunda. Yabancı sermaye girişini artırmak zorunda. İhracatını artırmak zorunda. Yani dışa açık büyüme modelini uygulamak zorunda. Sadece iç piyasalardaki tüketim artırarak, iç piyasalarda yaşadığı canlılığı geliştirerek Türkiye uzun zaman gidemez. Bu CDS priminin 600'ün üstüne çıkması bizim için, biraz önce söyledim, ciddi bir uyarı. Nasıl bir ekonomi ekibi, nasıl bir ekonomi kadrosu beklersiniz bundan sonrası için? Benim bu konuda kişisel kanaatim, normalleşme sürecini sağlayacak, makule dönüşü temin edecek bir ekonomi kadrosu gerekir. Bence siyasetten bağımsız, teknik ağırlığı olan bir ekonomi kadrosunun olmasının Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyorum. Kurulacak seçimi kimin kazanacağını henüz bilmiyoruz. İkinci turun sonucu ne olacak bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Türk ekonomisi şu anda bir normalleşme sürecine ihtiyaç var. Kur korumalı mevduat sentetik olarak üretilmiş bir araç. Yaklaşık 100 milyar dolara yakın bir yükü var. Bütçe açığı yaklaşık 1,5-2 trilyon TL'ye ulaşıyor 2023 sonu itibariyle. Orada 100 milyar TL'ye yakın bir kaynak girişine ihtiyaç var. Ve Türkiye'nin özellikle depremden kaynaklanan bir 100 milyar dolara ihtiyacı var. Yani Türkiye bir 300 milyar dolar kadar bir kaynak yaratan bir ekonomiyi çarklarını döndürmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kaynakları hem yurt içinden hem yurt dışından bulmamız lazım. Nasıl olacak? Birincisi, Türkiye'de yabancı yatırımcının yatırım yapmasına imkan verecek bir yapı kurmamız lazım. Ama bu çok istenmiyor. Yani doğrudan yabancı yatırım gelince buna zaten pozitif ayrımcılık yapılıyor Türkiye'de. Buraya hiçbir engel yok, fakat portföy hesabı üzerinden gelen kaynak çıkarken yarattığı tahribat nedeniyle istenmiyor. Bence değil, 2018'den bence hem direkt yatırımlara ihtiyaç var. Yani doğrudan yatırımlara, hem de portföy yatırımlarına ihtiyaç var. Artı ihracat gelirlerine ihtiyaç var. Ödemeler dengesinin en önemli kalemi. İhracat geliri, turizm geliri, döviz kazandırıcı hizmetlerin gelişmesi, müteahhitlik hizmetleri. Bunlara özel ağırlık vermek lazım ve Exim Bank kaynaklarını takviye edip geliştirmek lazım. Yani bence ikinci turu kimin kazanacağını bilmiyorum. Seçim hala bence başa baş ve ortada olduğunu düşünüyorum. Burada
kim yönetecekse Türkiye'yi, kim kazanırsa teknokrat bir kadroyla yürümesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin yerinde olsanız ikinci tura kadar seçim öncesinde ekonomi temelli nasıl bir söylem geliştirmeyi tercih ederdiniz? Hükümet tarafını konuştuk, dolayısıyla şimdi muhalefet tarafında Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunu ve fakirleşmenin hızla arttığını bu sentetik uygulamalarla, erken yaşta emeklilik olsun, asgari ücreti arttırmak, bir verimliliği sağlamayan yeni iktisat politikasının temel aracı hızlı karar almak ve verimliliği sağlamak. Verimliliği sağlamayan, yaratılan geliri yeterince etkin kullanmayan bir ekonomik yapı üretmeyen ve kendi kendini sürdürülebilir olma özelliğini yaratmayan bir ekonomi içe kapanıyor. Nitekim bugün piyasalar kapanmış vaziyette. Ne oldu bugün piyasalarda ikili döviz kuru? Devam ediyor bir biçimde. Bunu sona erdirmek lazım. Yani piyasaları açık hale getirmek ve rekabeti açık hale getirmek lazım. Bu anlamda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmek lazım. Hem de dış kaynak girişini hızlandıracak sigortaları oluşturmak lazım. Güven ortamını oluşturmak lazım. Şu anda bir, güven ortamını temin etmek çok önemli. İki, belirsizliği kaldırmak lazım. Bu ikisini de inşallah 28 Mayıs'tan sonra oluşacağını düşünüyorum Haziran ayından itibaren. Ama benim kişisel kanaatim normalleşme sürecini başlatmak lazım. Böyle normalleşme süreci olmadan, makul bir ekonomi yönetimi olmadan büyüme hızını şu anda 2'ye 3'e iniyor 2023'te. Bu dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak büyüme hızını yeniden 3'ün 4'ün üstüne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Son sorum olsun. Şu anda uygulanan politika ülkedeki döviz akımını kontrol edebilmek üzerine kurulu. Dolayısıyla bunu kontrol edebilmek ve Türk lirasının değerini de düşük şekilde belirleyip şirketleri bu yolla fonlayabilmek adına kontrol edilmesi gereken ufku çok genişleten bir para politikası bileşimi var. Liralaşma politikası. Bu devam edebilir mi? Yani bence edemez. Bu mantığıyla devam edebilir mi? Bir de faydası var mıdır, yok mudur? Ondan bence sorayım size, sağlanabilir mi bir noktada faydası? Birinci, liralaşma politikasına devam edilemez. Çünkü bunu kur korumalı mevduatta gelen toplam yük, biraz önce söyledim, 2 trilyon TL civarında. 113 milyar dolar oldu en son. Toplam i̇şte, büyüklüğü. 2 trilyonun üstünde. Tabii. Bunun faiz yükü çok büyük problem. Biz bunu geçmişte yaşadık, benzer şeyi. İşçi dövizlerini getirip uyguladık. Bunu zaman içinde 2 yılda, 3 yılda tasfiye ettik. Baktık Türk ekonomisine faydasından çok zararı var. O bakımdan bu liralaşma politikası çarpık bir ekonomiyi körüklüyor. Halbuki her şeyin normal, basit ve açık işler hale gelmesi lazım. Piyasalara müdahale etmemek lazım. Bankaları piyasalarla kapıştırmamak lazım. Ve biz bu yüksek oranda kredi vermeyi kapatmak için liralaşma politikası sonucu bankaları hazine tahvili almaya zorluyoruz. Ve hazine tahvili bankaları ciddi biçimde sıkıntıya sokuyor. BDDK kararları ciddi biçimde bankaları kilitliyor. Ve bankalarda karşılaşacağımız bir problem, ileride dövizle karşılaşacağımız problem kadar büyük ve ciddi sorunlar yaratabilir. Bunlara mani olmak lazım. Işın Bey, çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi bizlere aktardığınız için Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koyduk. Kısa bir ara, sonrasında Zeynep Özyol kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.